Bir zamanlar ormanın derinliklerinde, yeşilliklerin arasında bir köy varmış. Bu köyde yaşayan insanlar, doğayla uyum içinde mutlu bir şekilde yaşıyorlarmış. Ancak bir gün, köyden ufak bir çocuk kaybolmuş. Adı Kuzey'miş ve ormanın kalbinde kaybolmuş. Kuzey, ormanda yürürken renkli kuşların şarkılarına kulak vermiş ve yabani çiçekler arasında kelebekleri izliyormuş. Ancak ne yazık ki, kaybolmuş ve köyünden uzaklaşmıştı. Kuzey, ormanda bir aile bulmuş. Ancak bu aile insan değilmiş. O, ormanın sakinleriyle tanışmış. Ardı ardına gelen günlerde, kuşlar, tavşanlar ve hatta ağaçlar ona sıcak bir şekilde kucak açmışlar. Kuzey, ormanın gerçek ailesini bulmuş. Orman çocuğu Kuzey, zamanla ormanın dilini öğrenmiş. Hayvanlarla konuşabiliyor, bitkilerle dostluklar kurabiliyormuş. Bu ona büyük bir güç ve bilgelik kazandırmış. Ancak içinde hep köyünün özlemi varmış. Bir gün, ormanda dolaşırken köyünden gelen sesleri duymuş. Annesinin, babasının ve köylülerinin özlemini hissetmiş. Ancak artık ormanın bir parçasıymış ve onu terk etmek istemiyormuş. Sonunda ormanın güzelliklerini ve dostluklarını kalbinde taşıyarak köyüne geri dönme kararı almış. Kuzey, köyüne döndüğünde bir kahraman gibi karşılanmış. Ancak artık ormanın bir parçası olduğunu biliyormuş ve ormanın güzellikleriyle köyünü paylaşmaya kararlıymış. İnsanlar ve doğaki canlılar bir arada uyum içinde yaşamışlar, öğrendikleriyle birbirlerini zenginleştirerek mutlu bir yaşam sürmüşler. Ve böylece orman çocuğu Kuzey, köyü ve ormanı arasında köprü olmuş, doğadaki canlıların ve insanların uyum içinde yaşayabileceğini göstermiş.